Şani, tepeden tırnağa su içinde kalmışsın. Bekle, sana havlu getireyim. Gerek yok, boş yere vakit kaybetmeyelim. Buraya geldim çünkü bana elinde bir kanıtın olduğunu söylemiştin. Babamın aslında ölmediğini, öldürüldüğünü söyledin. Söyle şimdi. Bu konuda ne biliyorsun? Ve elinde ne kanıt var? Beni bilirsin. İşimde hiçbir hataya yer bırakmak istemem. Tekrar kontrol et. Merak etmeyin efendim. Kimse bir şey bilmeyecek. Efendim şey... Ne? Ne söylemek istiyorsun? Beni yanlış anlamayın. Ama bu büyük riski almamalısınız efendim. Öyle mi? Daha iyi bir önerin mi var? Bazı şeyler var ki... karımın bilmemesi gerekiyor. Bu riski almak zorundayım. Nitin Joshi nerede? Ofiste sizi bekliyor efendim. Peki şu doktor geliyor mu? Evet efendim. Abi? Pardon? Yengem geldi mi abi? Ne demek bu? Gelecek miydi? Dışarı çıkmıştı. Sana geldiğini sanıyordum. Dışarı mı? Bu yağmurda mı? Bilmiyorum abi. Kimseye bir şey söylememiş. Ama bilezik bakacağını biliyordum. Belki kuyumcuya falan gitmiştir. O zaman geri döner. Evet. Efendim. Biz çıksak iyi olur. Evet. Abi, nereye gidiyorsun? İşe. Acil bir toplantı var. Abi, hayır, hayır olmaz. Kızma ama yarına kadar bir yere gidemezsin. Abi, bugün Karvaçoğut. Tören 2 saat sonra başlayacak. Bunun akşamı da var. Sen evde olmazsan yengem orucunu nasıl açabilir ki, söyler misin? Parol, bu toplantı çok önemli. İşim biter bitmez dönerim ama, tamam mı? Hayır, asla olmaz. Ya sen dönene kadar ay doğmuş olursa? Parol, annem söylerken duydum. Ay her zaman vaktinde doğmazmış. Özellikle de Karvaçoğut'ta. Yani bu defa da öyle olacaktır. Tamam mı? Merak etme. Ama abi... Sana söz verdim. İşim biter bitmez eve dönerim. Ama önce gitmeme izin vermen gerek. Sonunda bana inanmaya karar verdin demek. Ben artık hiç kimseye inanmıyorum. Bana sadece bildiklerini anlat. O kanıt neyse göster bana. Tanrı bize yardım edecekse eğer... Bu ona inanmakla mümkün. O kendine inananları yalnız bırakmaz. Demek istediğim, sen bana güvenmezsen eğer, elimdeki kanıt hiçbir işe yaramaz. Ama tamam. Bana güvenmesen de en azından Ranvir'den şüphe ediyorsun. O yüzden buraya geldin. Ve bununla doğru olanı yaptın. Ranvir sana dost gibi görünür. Sözde senin iyiliğini istiyor. Çünkü senden gerçeği görmeni istemiyor. Sana iyilikler yaparak güvenini kazanmaya çalışıyor. Ondan başka kimsenin sözüne itibar etme diye. İşani, bunu Ranvir yaptı. Babanın hayatını o mahvetti. Baban yeni bir iş kurmak istiyordu. Ranvir bunları de onu... bana anlatmıştın. Aynı şeyleri tekrar etmene gerek yok. Ben kanıtını görmeye geldim. İşani, ben sadece... Peki, tamam. O kanıtı istiyorsun. Bunu sana vereceğim. Ama bir sorun var. Sorun mu? Ne sorunu? Kanıt burada değil. Burada değilse nerede? Lonavala'da. Amcamın elinde. O da bunu kolay vermeyecekti. Karşılığında ona para vermek zorundayım. Elimde olsa o kanıtı çoktan almıştım. Ama sana söylediğim gibi, Ranvir mülkümü, paramı, her şeyimi elimden aldı. Yani sana yardım edeceksem, önce sen bana et.
Nasıl yardım edebilirim? İşhani, Ramvir'in elindeki o evrakları bana getirmelisin. Ben amcama istediğini verebilirsem karşılığında kanıtı bana verecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.